Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden tüm izleyenlerimize sevgi dolu selamlar. Bilinçli aile, sağlıklı nesil için önceliğimiz çocuk sağlığı programları doğrultusunda aylık olarak sizlerle buluştuğumuz yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk neonatologlarından Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu hocamla karşınızdayız. Bugün yine çok değerli konuklarımız var. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız Operatör Doktor Süleyman Yeni Ocak. Hocamız doğumda birazdan yetişecek. Beslenme ve diyet uzmanımız uzman diyetisyen Büşra Çengel. Konuşmacı annelerimiz avukat Gamze Gökçen Plevne ve Memnune Evci de Zoom bağlantısı ile bizlere katılacaklar. Yayının başında kendilerine hoş geldiniz diyerek başlamak istiyoruz. Evet, tüm yayınlarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da bu vesileyle sizlere teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. İzleme oranlarımızı görüp ulaşabildiğimiz insanları görmek bizler için büyük mutluluk. Sağlık bilgisi sunmak, toplumsal ve sosyal sorumluluklarımız halinde her daim sizlerle birlikte buluşmaya devam edecek. Bugün gebe ve lohusalarda beslenme konusuna değineceğiz. 22 yıldır anne ve bebek sağlığına vermiş olduğumuz önemi bu anlamlı yayınlarla sizlerle paylaşıyoruz. 22 yıldır kadın hastalıkları ve sağlığına, sağlıklı gebeliklere yönelik çok güzel işler ortaya koyduk. Kurum olarak edindiğimiz misyon, vizyon doğrultusunda toplumun sağlığını önemseyen etik, etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmetlerini ulusal ve uluslararası sunan bir sağlık kurumu olduk. Her ırktan, her renkten annelerimiz, bebeklerimiz var bizim. Gece gündüz demeden anneler ve bebekler için doktorlarımız bir telefon kadar yakın ya da bir telefonla burada oldular. Onlara da bu vesileyle iyi ki varsınız diyelim ve bu tercih edilirlikte çok büyük katkıları olduğunu söylemiş olalım. Evet, Mart ayına girdik. Bildiğiniz gibi Mart ayı pandeminin ülkemizde başladığı zamanlar. Neredeyse tam bir yıl olmak üzere. Yani biz tam bir yıldır bu zorlu süreçten geçiyoruz. Ama Mart ayının içinde bir güzellik de saklı. Nedir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet, hepimiz bir kadından dünyaya geldik. Hepimizin ilk doktoru, ilk öğretmeni bir kadın, bir anne. En sonsuz sevgi dolu varlıktır kadın. Ve umarız bunun yanında onlara toplumda duyulan saygınlık da her daim sonsuz olsun. Bu arada Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde de çalışanların hemen hemen neredeyse %75'i bayanlardan oluşuyor. Yani bir bayan sağlık ordusu da var hocam. Çok güzel, kutluyorum. Evet, kadın her yerde başarılıdır. Kadın her işi yapabilir. Kadın bulunduğu her yeri güzelleştirir. Biz de kurum içinde tabii ki sürpriz bir aktivite gerçekleştireceğiz. Onu da buradan söyleyelim. Ama öncesinde de şimdiden yayınımızı izleyen tüm takipçilerimiz, hastalarımız, hasta yakınlarımız, hastane çalışanlarımız ve tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü şimdiden kutlu olsun diyerek başlıyoruz. Evet, Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi bilimsel danışmanımız ve neonatolog Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu hocamla birlikte yayınımızın başında belirttiğim gibi sizlerle aylık olarak düzenli bir şekilde bu programlarla buluşuyoruz. Evet, ben hocamı selamlayarak hoş geldiniz diyerek sözü kendisine bırakıyorum. Hoş bulduk Gönülcüğüm. Aslında bu açılış konuşmasında belirttiğin sözler hani tüm kadınlar için çok önemli. Ben de değerli izleyicilerimize çok önemli programa katılımlar için çok teşekkür ediyorum. Şahsım, tüm organizasyon ekibimiz, hastane yöneticilerimiz ve özellikle de bu programdan yararlanacak çocuklar adına hepsine hoş geldiniz diyerek en derin saygılarımı sunuyorum. Evet, Kadınlar Günü'nden söz etmemek mümkün değil. Aslında yıllardan beri yapılıyor ama sanıyorum bu sene biraz daha farkındalıklar var. Çünkü basından, medyadan izlediğimiz kadarıyla. Biz üstelik bu sene, yani bu sene dediğim Aralık ayında yine kadın konusuna dikkat çekmiştik. Aralık ilk perşembesinde. Evet.
Bu defa da yine Mart ayında zaten Gönül Hanım da belirttiği gibi hastanemiz 22 yıldır. Ben çocuk dostu hastane olarak biliyordum ama özellikle ben şu dikkatimi çekti. %75 kadın istihdamı. Evet. Hani buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü çoğunluk yerde maalesef hani burada kadınların adına pozitif aşamada bir farkındalık var. Ben onun için tüm hastane ekibinde kutluyorum. Kesinlikle. Çünkü hepimizin bildiği gibi ülkemizde özellikle Cumhuriyet döneminden başlayarak kadınlarımız adına kadınlarımızın statüsü, cinsiyet ayrımcılığının olmaması ve onlara fırsat eşitliğinin sağlanması, yine şiddet ve istismardan korunmasına yönelik anayasamızda ve kanunlarımızda çok özel maddeler olduğunu biliyoruz. Ancak bunlara ulaşmada, erişmede bazı tartılıklar var, yetersizlikler var. Bunun için toplumsal olarak, bütüncül olarak yaklaşmak gerekiyor ve ülkemizin en ücra bölgesindeki kadınlara da ulaşmanın önemli olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu arada bizim programımızın ismi Koruyucu Sağlık. Tabii çocuk deyince kadın bundan ayırt edilemez. Ama ben kadın günlerini de tüm izleyicilerimizi kutlarken diğer taraftan da önemli bir sloganı paylaşmak istiyorum. Bu sene Mart ayında, tüm Mart ayını ben kadınlar için farkındalık ayı olarak düşündüm ve çok sayıda aktiviteler yapacağız. Bu önemli aktivitelerin birisini de yıllardır ve aylardır özellikle yürüttüğümüz periyodik programlar gibi Avrasya Hastanesi'ne gerçekleştirmiş oluyoruz. Değerli izleyicilerimiz, gelişmiş toplumların temeli çocuklardır. Kalkınmanın temeli ise kadınlarımızdır, kadınlardır diyerek hani ben kadınların önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Kadınlar her yerde hak ettiği statüye getirilmelidir. Bu konuda da hepimize ayrı ayrı çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Ve ben özellikle tekrar %75 istihdamı ben diğer programlarımızda da kullanacağım. Çok güzel bir olay gerçekten. Evet, çünkü kadınlar bilindiği gibi toplam nüfusun yaklaşık %49.3'ü, yani yaklaşık yarısını oluşturmakta. Ama iş gücüne, çalışma yaşamına veyahut üniversitelik akademisyenlere bakıldığı zaman kadınların sayısının özellikle politikada çok yetersiz olduğunu biliyoruz. Biz onun için eğitimden siyasete, politikaya, kültürden ekonomiye kadar her alanda kadınlara da eşit fırsatların sunulmasının önemli olduğuna tekrar dikkat çekmek istiyorum. Ve bu arada hemen konumuza döneceğim. Çünkü sevgili arkadaşlarım da burada bekliyor. Biz her programda belirttiğimiz gibi bizim programımızı izleyenlerin veya izleyecek olan tüm erişkinlerin ana amacının ülkemizin geleceği çocuklarımızın hayata iyi bir başlangıç yapabilmesi ve bu doğan bebeğin de kendi genetik potansiyelinde en üst düzeyde gelişebilmesi olduğunu biliyoruz. Biz bunları söylerken bizim programlarımız bir yıllık, iki yıllık değil. Çünkü genetik ekspresyonların oluşabilmesi için 3 nesil gerekiyor. Yani demek ki biz bu programları inşallah bizden sonra ben elimden gücüm geldiği kadar devam ettireceğim tüm ekibimizle. Ayrıca bizlerden sonra gençler, çocuklar bunları devam ettirerek 2100'lü yıllara kadar, yani artık böyle giderek ileriye gidiyorum, bunların olmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Bugün de zaten Avrasya Hastanesi kadın doğum bölümünde ve yine çocuk polikliniğinde 26 haftalık doğan, 900 gram doğan bir bebeğin takiplerini yaptık. Ve hepsi de hastaneden çok memnun olduklarını ifade ettiler. Ben de onlarla tekrar tekrar konuşarak bir isteğiniz var mı diye sorduğumda hepsi çok memnunuz, çok güzel. İstediğimiz anda ulaşabiliyoruz dediler. Ki değerli izleyiciler, günümüzde hani bizim hastanemiz böyle, diğer hastanelerde benzer hizmetlerin verildiğini biliyorum. Çocuklar için gerçekten çocuklar daima toplumda önceliğimizdir. Bunu bilin bir defa. Ve bu arada çocukların hayata iyi başlangıç yapabilmesi için gebelerin bedensel sağlığı, psikososyal durumu, beslenme durumu hepsi son derece önemlidir. Bu arada beslenme de olmazsa olmaz en önemli konulardan birisi. Ancak beslenme konusunda geçmeden önce daha önceki programlarımızdan evet, bir özet görüntüsü sanıyorum paylaşacağız. Evet, her ay bu programları gerçekleştiriyoruz. Öncelikli olarak tabii geçtiğimiz ay neler yapmıştık bunu ve bunun dışında da her hafta düzenli olarak izleyicilerimizle panellerle de buluşuyoruz. Bunlardan da bir kısmından sizlere videomuzda bahsedeceğiz. Hocam bir de hep bayanlar dedik. İzleyicilerimiz arasında beyler var. Evet. Beyefendilere de buradan selam olsun. Biz Mart ayı olması dolayısıyla biraz evet, daha tabii ki vurgumuzu hep Kadınlar evet, Günü'ne özel yaptık.
Buradan onlara da selamlar olsun. Sizler de çok kıymetlisiniz ve özelsiniz. Tüm diyelim. Tüm toplum bizim hedef kitlemiz. Evet. Evet, şimdi izleyelim videomuzu, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geçtiğimiz ay hocamla programda neler yaptık ve panellerimizden kısa görsellerimiz var. Radyasyon onkoloji uzmanlarımız Profesör Doktor Mustafa Bejder Tekin, Uzman Doktor Züleyha Kadehçi, Doktor Tamer Gül tarafından gerçekleştirilen muayeneleriniz ve radyoterapi seanslarınızdan fark ücreti alınmamaktadır. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Onkoloji Birimi, Türkiye'nin ruhsatlandırılmış ilk onkoloji merkezlerindendir. Yine onkoloji konusunda özellikle kadromuz, deneyimli teknikerlerimiz ve ileri teknolojilerimiz muayene, tedavi, planlama, radyoterapi ile ilgili Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'na başvurabilirsiniz. Ekranların başında sağlık bilgileri sunduk. Evet hocam, sözü tekrar size bırakıyorum. Evet, teşekkür ederiz. Güzel özetlemeleriniz doğrultusunda. Gerçekten tabii onkolojide günümüzde tüm dünyanın önemli problemlerinden birisi. Ama bilindiği gibi erken tanı, teknolojik yaklaşımlarla artık kanserden korkmuyoruz artık böyle. Yani mühim olan her şeyin zamanında tespit edilmesi, uygun ve yerinde tedavi yapılmasıdır. Çünkü yaş ilerledikçe bunların olmaması da mümkün değil. Evet, biz bugün şimdi o dönemlerden geldik bu defa. Hani bebeğin sağlıklı doğabilmesi için gebelik süreci çok önemli, doğusalık önemli. Ve burada da beslenmenin tüm yaşam süresince önemli olduğunu, ancak özellikle insan yaşamının en hassas ve kritik evresidir ki bebeğin anne karnındaki dönemi çok önemli. Bu dönemde de etkileyen diğer faktörler yanında beslenmenin önemli olduğuna dikkat çekmeye çalıştık. Evet, sevgili Büşra burada, diyet uzmanımız. Cici çok genç bir diyetisyen hanım. Ondan sonra ben tabii artık belirli bir yaşta emekli olunca böyle herkes çok genç görür. Süleyman Bey de öyle, Gönül de öyle. Ama ben böyle gençlerle, çocuklarla bir arada olmaya alışkınım. Şimdi Büşra'cığım, gebelik öncesi. Çünkü artık böyle sırf gebelik değil de, çünkü kadın doğumcu arkadaşımız Süleyman Bey her toplantısında sadece gebelik dönemi değil, gebelik öncesi, gebelik öncesi, gebelik öncesi diyor bize. Gebelik öncesinde anneler beslenme konusunda nelere dikkat etsinler, neler yapsınlar? Evet, şöyle ki gebelik öncesi, gebelik esnasında, emziklilik döneminde beslenme son derece önemli. Eğer planlı bir gebelikse öncelikle gebeyi beden kütle indeksine göre normal aralıklarla, normal ağırlığa indirmeye çalışıyoruz. Ve o şekilde kendisine uygun bir plan, programla bu süreci daha rahat atlatmasına ve ilerleyen süreçte gebelik şekerinin çıkmamasına yardımcı oluyoruz. Burada bizim esas aldığımız aslında yeterli ve dengeli beslenme. Son derece çok önemli yeterli ve dengeli beslenme. Biz tabağımıza her öğün baktığımızda proteinimizi, kaliteli protein kaynağımızı, bunların hepsini birazdan porsiyon olarak da değiniyor olacağız tabii ki. Tahıl kaynağımızı, sebze, meyve kaynağımızı mutlaka görmemiz gerekiyor. Gebelik esnasında tabii ki ihtiyaçlarımız da artıyor. Protein ihtiyacımız artıyor, karbonhidrat ihtiyacımız artıyor. Burada eğer ki protein, kaliteli bir protein kaynağımız için her sabah anne sütünden sonra en değerli besinimiz olan yumurtayı biz öneriyoruz. Her sabah kahvaltımızda mutlaka yumurtanın tüketilmesini istiyoruz bu dönem içerisinde. Et, tavuk, balık ürünleri yine her öğlen ve akşam yemeğimizde mutlaka tabağımızda olsun istiyoruz. Yanında kaliteli bir tahıl kaynağımız. Genelde bu dönemde ekmek tüketilmez diye yanlış bir algı oluyor aslında. Bizim tahıl kaynağımıza da ihtiyacımız var. Karbonhidrata da ihtiyacımız oluyor. Bu sebepten dolayı yine kiloya göre değişiyor ama sabah 2 dilim kadar, öğlen 1 dilim, akşam 1 dilim kadar mutlaka tam buğday ekmeğimizi tüketiyor olalım. Eğer bir öğünde protein ağırlıklı beslendiysek, örneğin öğlen et, tavuk, balık kaynaklarından veya kuru bakliyat kaynaklarından tükettiysek, akşam yanında sebze tüketmemiz çok daha dengeli bir öğün sağlayacaktır. Yine süt ve süt ürünleri 2-3 porsiyon kadar istiyoruz. Bu dönemde ihtiyaç artıyor çünkü. Yine ara öğünlerinize taze meyve eklemeyi unutmuyoruz. Ceviz, tınık, badem yanında tüketildiği zaman kan şekerimiz de dengeliyor aynı zamanda. Tabii bu dönemde hekimimiz takviyeleri de başlıyor fakat vitamin ve mineral eksikliği de çok fazla görülüyor. Bunların görülmemesi açısından beslenmeyle de destekliyoruz. Özellikle folik asit, kalsiyum ve demir, bunların ihtiyacı gebelik döneminde son derece artıyor. D
Demir, eğer ki demir eksikliğimiz varsa takviyelere ek olaraktan biz beslenme anlamında neler yapabiliriz? Eğer ki demir içeren bir gıda varsa, örneğin bir kırmızı et veya bir köfte tüketiyorsak, bunu bir C vitamin kaynağı ile birleştirdiğimizde çok daha sağlıklı bir emilim gerçekleşecektir. Örneğin siz bir et tüketiyorsanız yanında bol limonlu bir salata tükettiğinizde emilim daha güçlü olacaktır. Biz bu şekilde bir kombinasyon yaptığımızda süt ve süt ürünü yanında tüketilmesini istemiyoruz aslında. Örneğin yoğurt yanında değil de ara öğünde tüketilmesini istiyoruz ki emilimi azaltmasın. Veya sabah açık çay içiyorsanız eğer bunu sonra bir veya 1,5 saat sonra ertelemenizi istiyoruz aslında. Yine burada aslında ne kadar kilo alalım diye de çok fazla sorular geliyor. Evet. Eğer ki normal bir gebe ise genelde 14 kiloya kadar, normal ağırlıkta bir gebe ise 14 kiloya kadar diyoruz. Eğer ki beden kitle indeksi çok zayıf bir gebe ise 18 kiloya kadar çıkabiliyoruz. Eğer kilolu bir gebe ise, gebe kaldıysa 9 kiloya kadar kilo aldırabiliyoruz bu süreçte. Bir de emziklilik dönemimiz var. Emziklilik döneminde nasıl beslenmemiz gerekiyor? Öncelikle tabii ki su çok önemli. Çünkü halk arasında genelde şekerli yiyecekler sütü arttırdığına inanılır. Ama bu sadece kişinin kilo almasına sebebiyet verebilir. En önemli kaynak su, mutlaka 10-12 bardak su içiyoruz. Burada çünkü ihtiyaç artıyor. Yine beta karotenden de zengin havuç aslında çok güzel süt salınımını da arttırıyor. Mesela sabah yapacağınız bir havuçlu, dereotlu, yulaflı bir omlet size çok güzel süt olarak geri dönecektir. Çünkü yulaf ve dereotu da son derece süt yapıcı aslında etkenlerdir. Yine bebekte gaz oluşuyor diye sorular da geliyor. Burada aslında içeceğiniz bir fincan rezene çayı hem sizi rahatlatacak hem bebeğinizi rahatlatacak, hem de gaz oluşumunun önüne geçecek veya gün içerisinde bir bardak kimyon su içebilirsiniz ek olarak. Yine bu dönemde de folik asit çok önemli, kalsiyum çok önemli. Koyu yeşil yapraklı sebzeler özellikle bu mineralleri içerir. Tabii bunların pişirilmesi de son derece önemli. Eğer biz sebzeleri, özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeleri çok fazla pişirirsek bu mineraller maalesef ki uçuyor. Bu sebepten dolayı kendi suyuyla pişirilmesi son derece önemli. Eğer bu noktalara dikkat edersek bu süreçte hem gebelik öncesi hem gebelik esnası hem de gebelik sonrasında emziklilik dönemini bu şekilde rahat bir şekilde geçirebiliriz. Burada önemli olan şey diyetisyenle birlikte yol alıp kişiye özel bir programı oluşturulması aslında. Bu çok doğru. Aslında Büşra, çok teşekkür ediyorum. Yani bu arada özellikle yine genel beslenmede olduğu gibi sürdürülebilir, kesinlikle, doğru beslenme, yeterli ve dengeli beslenmenin önemli dikkat çekme dışında. Evet. Özellikle folik asite dikkat çekmen çok, evet, önemli. Buna mutlaka Süleyman Bey değinecektir. Yine tabii çok önemli bir nokta. Hani demir eksikliği zaten gebelerimizde çok sık görülen bir sorun. Evet. Hani bunun için ilaç verme dışı gerektiği, yani ilaç takviyesi gerekir veya gerekmez. Orada da tabii dikkat edecek kurallar var. Buna Süleyman Bey değinecek. Ancak demir içeren gıdalar alındığında asitli ortamın özellikle demir emilimini artırmasına dikkat çekmesi çok önemli. Değerli izleyiciler, yani burada önemli püf noktalarını Büşra Hanım vurguladı. Yani orada aynı gıdayı alırsın ama aynı değeri elde edebilmek için demek ki bazı noktalara, yani ara öğünde nasıl vereceğiz, yoğurdu ne zaman tüketeceğiz, meyveyi ne zaman tüketeceğiz, kahvaltıda ne yapacağız, bu ince ayrıntılara değindi. Ancak tabii ki sorularınız olursa yine, evet, dijital kanallardan ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bu konulara tekrar tekrar değineceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Evet, bakalım, burada kadın doğumcu arkadaşımız doğumunu yaptırdı ve geldi, yanımıza katıldı. Hoş ben geldin. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, daha doğrusu kadınlar için farkındalık ayındaki Avrasya, doğru, programımızda çok, çok şey, verdiği destek için ayrıca tüm programlarımızda, koruyucu çocuk sağlığı programlarımızda da daima yanımızda, yakınımızda hissediyoruz kendisini. Evet, Büşra'yı dinledin. Evet, gebelere seninle tavsiyen olacak bu konuda. Büşra'ya teşekkür ediyoruz. Çok güzel özetledi gebelik dönemi ve öncesindeki beslenme ile ilgili püf noktalara vurgu yaptı. Hekim olarak bizim için aslında kadın sağlığı sadece gebelik dönemi için değil, genel olarak bir kadın sağlığı aslında bu toplumun sağlığı. Yani kadınımızın iyi beslenmesi, gebelik öncesi dönemde, ergenlik döneminde, genç yetişkinlik döneminde, anne adaylarımızın ileride anne olacakları bilinciyle beslenmesi, daha sağlıklı bebekler dünyaya gelmesi için önemli bir faktör. Daha sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi, daha sağlıklı nesiller, daha sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek anlamına geliyor.
Bu yüzden kadınlarımızın sağlığı bizim geleceğimiz özetle. Ve bu anlamda her türlü desteği verme konusunda hepimizin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Dediğim gibi aslında ergenlik döneminden itibaren maalesef bu son zamanlarda... Bu da çok önemli bir nokta. Tabii, ergenlik döneminde tabii, ergenlik kız ve erkek çocuklarının değil mi? Sadece kız ki, çocuğu değil, tabii ki, erkek çocuklarının da beslenmesi önemli. Şimdi çocukluk dönemi obezitelerini çok görür olduk. Polikistik over sendromunu ki insülin direnciyle çok ilişkili bunları çok görür olduk. Ergenlik döneminden itibaren özellikle kız çocuklarımızda yaşanan hormonal değişikliklerle yanlış beslenme alışkanlıkları oturabiliyor. Evet. Tabii sizin alanınıza geliyor o çocuk sağlığı, tabii. O ergenlik dönemi. Hepsi eminim, bir bütün zaten. Bir bütün tabii, bir bütün tabii. İşte bizim gebelik yaşlarına gelene kadar, anne adayı olana kadarki dönemde oturmuş olan çok yanlış beslenme alışkanlıkları olabiliyor. O yüzden baştan doğru beslenme alışkanlıklarını oturtmak, Müşra'nın da belirttiği gibi gebelik şekeri çok ciddi bir risk oluşturabiliyor gebelikte, gebelikten sonra çok ciddi risk oluşturabiliyor. Öncelikle hazır gıdalardan uzak durup doğal, dengeli ve yeterli bir beslenme alışkanlığının ergenlik döneminden itibaren, genç yetişkinlik döneminden itibaren başlatılması. Gebelik planlıyoruz, anne adayız, gebelikten 3 ay öncesinden itibaren folik asit takviyesinin başlanması, nöral tüp defekti dediğimiz sinir sistemiyle ilgili bebekte gerçekten can sıkıcı, çok ciddi anormalliklerin oluşmasını engelleme konusunda çok olumlu bir etkiye sahip. Folik asit eksikliği var iken gebe kalındığı zaman bu tarz riskler devam ediyor. Gebelikte nöral tüp defekti olma riskini kendi elimizde artırmış oluyoruz. Aslında kişinin vücut kitle indeksi bizim gebelikte nasıl kilo alacağını, Büşra Hanım da belirttiği gibi minimum 5 ila 9 kilodan maksimum 18 kiloya kadar olan bir skala var orada. Gebeyken ilk gebe kaldığındaki vücut kitle indeksine göre belirlememiz gerekiyor evet. Bunu. Gebelikte herkes şu kadar kilo alır diye bir şey yok. Ya da herkes benzer takviyeleri, kişisel ihtiyaçlar farklı olabilir. Gebeliğin farklı dönemlerinde artan kalori ihtiyaçları vardır. Hani benim hekim olarak Müşra Hanım'a ek olarak söyleyeceklerim. İlk 3 ayda aslında ciddi artan bir kalori ihtiyacı yok. Evet. Yani ilk 3 ayda günlük 50-60 kilo kalori, gün bir artan kalori ihtiyacı var. Hatta hiç kalori, eskiden nasıl besleniyorsa o kadar beslense bile yeter. Orada bir pencere gebelik bulantısını açabiliriz. Gebelik bulantısı var iken aslında bazı gebelerimiz bunu kendi elleriyle arttırıyorlar. Şekerli, yağlı yiyecekler gebelik bulantısını inanılmaz arttırabilir. Biz o dönemlerde kuru, katı, tuzlu ve yağsız beslenmeyi öneriyoruz. İlk 3 ayda ciddi gebelik bulantısı şikayetleri varsa hastamızın, yani bir makarna yiyecek diyelim, makarnayı sadece haşlayacak, yağ yok, sos yok, salça yok, ketçap yok, sadece tuz dökecek üstüne ve yiyecek. Pilav yiyecek diyelim mesela, pilava haşlayacak, üstüne tuz döküp yiyecek, bu kadar. Bu gebelik bulantısı döneminde az yedim, çok yedim, hayır aç kalmasın, bir de çok çok önemli susuz kalmasın. Evet. Su. Yani bu gebelik dönemi için özellikle bizim belirteceğimiz yeterli sıvı alımı, ortalama günde 3 litre civarında bir su alımı hayati bir önem taşıyor. Gebeliğin ilerleyen dönemlerindeki riskleri azaltmak adına ta gebelik öncesinden itibaren aslında neler yapılmamalı, neler terk edilmeli onlar da çok önemli. Alkol kullanmamalıyız. Çok doğru. Asla. Sigara kullanmamalıyız. Asla. Hazır gıdalardan uzak durmayı dediğim gibi ta ergenlik döneminden itibaren kız çocuklarımıza öğretip hazır gıdalardan uzak durmayı öğrenmeliyiz. Hangisinin neye sebep olduğunu, içerisinde pek çok katkı maddesi olan şeylerin genetik mutasyonlara bile bebekte yol açtığı düşünülebiliyor. Kafein tüketimi sınırlandırılmalı, gerçek anlamda gebelik. Sigara kullanımı sıfır. Yani ben bir sigara içersem bir şey olmuyor, iki sigara içersem bir şey olmuyormuş falan gibi bazı popüler söylemler evet gerçekten var. Hayır, sigara sıfır. Yani bunun azı ya da çoğu yok. Yani biz bir sigara içtiğimiz zaman plasenta aracılığıyla 8 saat bebeğe nikotin gidiyor. Yani zaten iki sigara içtiğimiz zaman bütün günü nikotine maruz bırakmış oluyoruz ve oradaki pek çok kimyasala. Kafein ve ona benzer sürekli çay tüketimi, kahve tüketimi, erken doğum, düşük riski, sigara ile ilgili zaten saysam bitmeyecek pek çok risk, erken doğum düşük, erken su gelmesi, tüm yaşam süresince değil mi? Sigaranın zararlar tüm tabii, yaşam tabii, süresince tabii. Ama tabii. Gebelik döneminde daha da önemli. Yani tabii bu. Ama fakat ben bildiğim kadarıyla daha doğrusu bizim yani 80'li yıllarda yaptığımız 80'li 90'lı yıllarda yaptığımız çalışmalarda sigara tüketimi
yani Avrupa ülkelerine göre falan daha düşüktü. Alkol tüketim. Daha doğrusu ben bu çalışmayı gebelik döneminde tabii, şey, Doğu Karadeniz bölgesinde yapmıştım. Evet, belki evet. Oradaki kadınların aile yapısı gereği. Yani orada bizim olumlu bulduğumuz özelliklerden birisi evet, sigara evet. ve alkol tüketimi. Evet. Yani Türkiye ortalaması da göre de düşüktü ama tabii orada da başka sorunlar vardı. Evet, evet. Ama genelde hiç kullanılmamasına dikkat çekmeye bakıyorum. Zaten Büşra ile aynı noktalara değindin ama özellikle sigaraya, alkole, kafeine tabii, dikkat çekmek tabii, bitki çok çayları, önemli. Bazı bitki çayları bize çok soruldu. Bitki çaylarının da tüketimi sınırlandırılmalı. Tabii onlar da. Ada çayı, ahududu gibi bazı gerçekten erken doğum sancılarının düşükle ilgili olabilecek rahim kasılmalarını başlatabilecek sakıncalı bitki çayları da mevcut. Hepsinin tüketimi 1-2 ile sınırlandırılması gereken şeyler bunlar. Karadeniz dediğiniz şöyle bir şey aklıma geldi. Aslında endemik bazı özellikler yani bölgesel bazı özellikler olabiliyor. Neyi takviye verelim, neyi vermeyelim konusunda bizi aslında iyi, olumlu anlamda yönlendirebiliyor. Endemik yani bölgesel iyot eksikliği olan bir bölge. Tabii. İyot desteklenmeli. Zaten iyot eksikliğinin fazla olduğu bölgelerden birisi. Bölgelerden biri. İyot evet desteklenmeli. İyot alımı uluslararası rehberlerde de özellikle üzerine vurgu yapılan bir şey. Demir eksikliği var ya da yok gebeliğin başından itibaren ya da 12. 14. haftadan itibaren demir takviyesi yapılması zaten elzem olan şeylerden biri. Eksiklik olsa da olmasa da o esnada artacak olan ihtiyaçtan dolayı demir depolarının boşalacağını öngörmemizden dolayı demir takviyesi zaten bütün gebelere yapıyoruz. Doğumdan sonraki ilk 3 ayda da demir ve folik asit alımının devam ettirilmesi gerekiyor. İlk 3 aydaki dönemde, emzirme döneminde. İlk 6 ay sadece anne sütü zaten bir slogan. Bütün ülkemizde evet, çok tabii. yaygın bir şekilde halk sağlığı açısından da desteklenen bir şey. Yapılmaması gereken şeylere de vurgu yaptıktan sonra sözü size tekrar çok bırakıyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben aslında önemli. Size o değindiği noktayı gebelikten sonra gebelik şekeri çok güzel bir şekilde vurguladı. Hatta dedi ki endemik özellikler bir yana orada bile olsa kişisel yaklaşım değil mi? Nutrigenetik doğrultusunda artık günümüzde kişisel yaklaşım. Yani aynı ailede iki kız kardeş de olsa, iki çocuk bile olsa, ikiz çocuk bile olsa artık böyle bireysel farklılıklara dikkat çekiyoruz. Onu zaten altını çizerek de vurguladı. Senin de vurgulaman iyi oldu. Çünkü toplumda herkes komşum şunu yiyor, ben de bunu yiyeyim. Evet. O bunu yapıyor. Tabii genel evet, özellikleri bilince... İki canlısın, iki kişilik tabii. yemek zorundasın. Ancak gibi, öyle bir kişisel farkındalıklara çok iyi dikkat çekmek lazım. Ben çok teşekkür ediyorum iki arkadaşıma da. Çok güzel vurguladılar. Evet, evet Gamzeciğim, konuları izledin. Sen de anne sütü vermeye devam ediyorsun sanıyorum hala. Ve en baştan beri bizi yalnız bırakmadığın için... Hoş geldiniz. Avrasya Hastanesi grubu merhaba. Adına da teşekkür ediyorum sana. Evet, senin peki kendi uygulamalarına değinir misin bu süt verme döneminde neler yapıyorsun? Hocalarımızı dinledin. Evet, seni dinliyoruz Gamze. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi yayınlar. Sevgili editörüm öncelikle. Ben 4,5 ay, yani 5. ay artık yaklaşıyoruz ve emzirme dönemi hocamızın da bahsettiği gibi devam ediyor. Açıkçası normal hayatta da ben sürdüğümde bir şekilde sağlıklı beslenmeye ve özellikle şekerden uzak durmaya çalışıyorum mümkün mertebe. Gebelikte tabii ki bir işte anne adayı olarak bir endişe dağları yükseliyor. Yediklerim çocuğuma zarar verir mi? İşte gebelik şekerinde neticede bütün hekimler bu konuya önem vermek isteyenlerini zaten tercih ediyor. O sebeple de doğumdan sonra da aynı beslenme metodunu devam ettirdim. Protein ağırlıklı, işte hani uzmanlarımızın üzerinde ben de sadece bu için sağlıklı bir şey söylemek istemem ama yani süt veriyoruz diye bir ilave tatlı almamaya çalışıyorum. Biraz da hani pandemi döneminde evde olduğum için sağlıklı beslenmek daha kolay oluyor aslında dışarıdaki duruma göre. Onun için protein ağırlıklı, bol su içerek, her bitki çayını içmeyip işte iyi düşünerek ve hani doktorların önerdiği takviyeleri hala pandemi sonrasında almaya devam ediyorum. Bu bana özel bir durumdur. İşte demir veya BMI gibi. Bu şekilde doktorların tavsiyesinde protein ağırlıklı daha az karbonhidrat ve kompleks karbonhidrat alarak işte beşeriye bitirdim. Doğum kiloları da kolayca gidiyor. Özellikle hem buna dikkat eder hem ben 9 kilo verdim. Çok güzel. Tebrikler. Evet aslında biz Gamze çok teşekkür ediyoruz. Bizim arkadaşlarımızın söylediği sisteme göre davranan bir anne. Biz özellikle hayatın içinden gerçekler diyerek sizlerle birlikte olmayı istiyoruz.
Hatta bugün işte dediğim gibi çocuk polikliniğinde gördüğümüz, evet Bilge oradaydı değil mi? Bilge ile beraberdik. 26 haftalık bir prematüre bebek ailesiyle. Yani ileride hatta dedim iki tane bizim şeyimiz var, annemiz var. Biz inşallah 20 kişi civarında alarak kadın doğumcumuzla, çocuk doktorlarımızla, psikologlarımızla, diyet uzmanlarımızla sizleri böyle iyice bu konuda toplumu bilinçlendirmek yönünden sizden rehberlik programlarında destekler isteyeceğiz. Gerçekten Gamze tüm dönemlerde gerekenleri layığıyla yapıyor. İnşallah böyle devam edecek. Biz ileride inşallah bir 10 sene sonra diyeceğiz ki aman oğlumuz çok güzel gelişti, güzel okullar kazandı, başarılı bir çocuk oldu. İzleyeceğiz yani bırakmayacağız oğlunuzu. Çok genciz böyle genç arkadaşlar var izleyecek. Ben de inşallah, inşallah sağlığım el verdiği sürece izleyeceğim. Zaten 23 Nisan programında bebekle tanışacağız. Çünkü o gün çocuklar çekim yapacak. Ve o günkü programda ben bebeğimizi de istiyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Bir anneannemiz olacak yine annelerden. Şu an kendisi bağlanamadı. Bağlanamadı. Bak. Evet, Zoom bağlantısında. Evet, Esta bağlanamadı. Bu arada kendisi Şişli Etfal'de uzun yıllar, yaklaşık 25 sene gibi anne eğitimlerinde bulunan bir anneanneydi. Ama tabii teknolojik sorunlar olabiliyor. Evet, bu arada Gamzeciğim ben de senin nezdinde tüm izleyicilerimizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Özellikle sen de avukatsın. Bu konuda senin özellikle de sana böyle hiç şey yapmadan ben senin adına birçok yere yerleştiriyorum seni. Aralık ayındaki Kadın Çalıştayı'nda da seni aramızda görmek isteriz. Hem anne olarak hem bizim bu anne baba rehberlik bölümünde aynı zamanda kadın hakları bölümünde de görev alabilecek misin? Şimdiden o sözü de alalım senden Aralık ayında. Ne diyorsun? Canlı yayında soruyorsunuz hocam. Evet, canlı yayında. Canlı yayında sordunuz hocam. Belli olmayacak. Yok olsun, ben böyle çok böyle rahat bir insanım. Ben özellikle böyle canlı canlı yerinde tam yerinde böyle taşı gediğine koymak lazım. Bizim Çukurova tabiriyle. Hani senin zaten istekli ve gönüllü olduğunu biliyorum ben. Telefonla konuşuyoruz. İşin enteresanı Gamze ile konuşuyoruz böyle ama ben Gamze ile karşılıklı bir araya gelmedim. Hep böyle Zoom'la görüşüyoruz. Sizinle birlikte görüyorum. Ama inşallah 23 Nisan'da göreceğim bunu. Çocuk da biraz daha büyüsün. Evet. Bırakması da zor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet, ediyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz. Evet, bugün Dünya Kadınlar Günü'nün de içinde olduğu Mart ayında evet kadın dostu, evet, çocuk dostu bir hastane olan Avrasya'dan sizlere seslendik. Özellikle ben kadın istihdamının %75 olduğunu bu ay içerisindeki bütün programlarında vurgulayacağım. Evet. Ama benim merak ettiğim nokta, hani Avrasya Zeytinburnu için bu geçerli. Evet. Avrasya'nın Gazi Osman Paşa ve Çamlık'taki kurumlarında da kadın istihdamı benzer ölçülerde mi bilemiyorum. Aynı oranlarda yaklaşık, evet hocam. Ama ne kadar güzel demek, kadınlar için demek ki hastaneler, bu ortamlar iyi. Zaten şunu da biliyoruz, günümüzde akademisyen kadınları da incelediğimizde araştırma görevlisi, doktora yapan sayısında erkeklere çok yaklaştı. Ama daha üst düzeyde yöneticilik veya işte politika gibi konularda eksikler, ama belli ki önümüzdeki yıllarda bu araştırma görevlerimizin, doktora yapanlarımızın da akademisyen olacağını, daha etkin yerlerde görev alabileceğini düşünüyoruz. Evet, herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü, Dünya Kadınlar Ayı'nı biz evet kutluyoruz. Evet, bu arada önümüzdeki ay ilk perşembede görüşmek üzere diyorum ve sevgili sunucumuza bırakıyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere bugünkü katkılarınızdan dolayı. Evet, Profesör Doktor Sayın Asiye Nuhoğlu, yine Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Süleyman Yeni Ocak hocam ve diyetisyenimiz, başarılı diyetisyen, uzman diyetisyen Büşra Çengel'i dinledik. Evet, annelere, anne adaylarına, loğusalara evet umuyoruz ki faydalı bilgiler sunduk. Tabii izleyicilerimiz arasında yine babalar da vardır. Bunlar da eşlerine bu faydalı bilgileri yakınlarıyla paylaşacaklardır. Evet, tüm takipçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz bu izlemelerden dolayı ve önemli noktalara değindik yine. Evet, hocalarımızın tecrübeleriyle sizlerle buluştuk ve her haftada buluşmaya devam edeceğiz. Bu programlarımızda aylık olarak yine sizlerle buluşmaya devam edecek. Ben bu yayının sonunda yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Evet, hocam geçtiğimiz ayda bahsetmiştik, siz de biliyorsunuz. Her ay bir çalışanı ve bir takipçimizi ödüllendiriyoruz demiştik. Sosyal medya hesaplarımızda bizim yapmış olduğumuz bu paylaşımlarımızı en çok izleme, beğeni, yorum ve paylaşımda bulunan hastane çalışanlarından ve takipçilerimizden birer kişiyi
her ay sürpriz ödünlerle buluşturuyoruz. Evet, bu ayda Mart'ın 6'sında yani bu cumartesi günü de Şubat ayının verileriyle, Facebook'un bize verdiği verilerle bu kişileri belirleyerek sürpriz ödülleriyle buluşturacağız. Evet, buradan da cumartesi günü saat 12'de bizlerle olun diyelim. Belki de o şanslı kişi sizsinizdir diyelim. Evet, bu vesileyle de bu yayınımızı sizlerle paylaşmış olalım. Evet, tekrar ne diyoruz? Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyoruz. Sizlere sunduğumuz bu bilgilerle birçok kişiye, topluma ulaşmak sosyal sorumluluklarımız haline geldi artık. Hocam poliklinikte gerek gebe hastaları olsun, gerek diğer branşlar olsun, diyetisyenimizle ve diğer tüm branşlarla bir hasta yönlendirmesi halinde oluyorlar. Burada her şey hastanın sağlığı, doğru tedavisi ve burada şifa bulması için biz buradayız diyoruz. Evet, hocalarımdan ve diğer tüm branşlarımızdan 0212 665 5050 numaralı çağrı merkezimizdeki danışmanlarımızdan ve internetten online randevu sistemimizden randevu talebinde bulunabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın diyoruz, hoşça kalın diyoruz. Herkese merhabalar diyorum. Özellikle bu pandemi döneminde artık artan bir dijital panel ve dijital oturumlar gerçekleştiriyoruz. Halk sağlığını ilgilendiren konularla ilgili özellikle. Artık Avrasya'da öyle bir gelenek oluştu diyebilirim. Bugün de özellikle gebelik öncesi dönem ve gebelikteki, lohusalıktaki beslenme alışkanlıkları, olumlu olumsuz, eksik yapılan, yanlış yapılan şeyler üzerine değinmeye çalıştık. Kadın sağlığı daha önce de belirttiğim gibi aslında toplumumuzun sağlığı, bebeklerimizin sağlığı, yani dolayısıyla geleceğimizin sağlığı anlamına geliyor. Bu yüzden gebelik öncesi dönem, genç yetişkinlik dönem, hepsini kapsayacak şekilde sağlıklı ve dengeli bir beslenme, daha iyi bir gebelik dönemi, daha iyi bir emzirme dönemi, bebeğimiz için de daha iyi bir bebeklik dönemi, daha iyi bir çocukluk dönemi anlamına geliyor. Özellikle anne adaylarımızın alkol, sigara gibi bazı kötü alışkanlıkların terk edip gebelik planlaması, gebelik döneminde de gebelik öncesinden kadın hastalıkları doğum uzmanına başvurup sadece bu beslenme ve kilo anlamında değil, pek çok bazı tetkikler yapılıyor, bazı araştırmalar, incelemeler yapılıyor. Gebelikte ortaya çıkabilecek riskleri azaltmak adına, daha sağlıklı bir gebelik ve daha sağlıklı bir bebek elde etmek adına alınabilecek önlemler konusunda bir kadın hastalıkları doğum uzmanına başvuru, kilo ile ilgili bir problemimiz, çok az kilolu olmak ya da çok fazla kilolu olmak da buna dahil, bir sıkıntımız varsa gebelik öncesinden diyetisyene başvurup diyetinin düzenlenip öyle gebe kalması, bunlar emin olun ufak dokunuşlar gibi görünse de gebelikte ortaya çıkabilecek gebelik şekeri, gebelik tansiyonu ve pek çok sıkıntı, erken doğum, düşük gibi durumları engellemek adına çok önemli adımlardır. Gebelik öncesi ve gebelikte beslenmeyi önemseyelim ve bunu daha sağlıklı nesiller için önemseyelim. Daha sağlıklı bebekler, daha sağlıklı bir gelecek için önemini mutlaka aklımızda tutalım diyorum. Herkese iyi gebelikler, iyi doğumlar, iyi doğusalık dönemleri diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, Mart ayındayız. Çok önemli bir ay. Kadınlar için farkındalık ayı. Bu nedenle biz de Avrasya Hastanesi'nde çocuklara ve kadınlara yönelik çok önemli bir programla karşınızdayız. Bugün konumuz bebeklerimizin sağlıklı doğabilmesi için gebe ve lohusaların beslenmesi. Bu nedenle böyle bir konuda yine programımızda bizim arkadaşlarımız var, konuk arkadaşlarımız var. Kadın doğum uzmanımız var, diyet uzmanımız var. Amacımız bir bebeğin sağlıklı doğabilmesi için beslenmenin önemine dikkat çekmek. Beslenme tüm yaşam süresince insan sağlığını etkileyebilen en önemli çevresel faktör. Altını çizerek belirtmek istiyorum. Tüm yaşam süresince önemli olmakla birlikte özellikle de gebelik ve emziklilik döneminde daha da önemli. Çünkü bu dönemde doğru beslenme hem doğacak bebeğin sağlığı için hem de annenin sağlık durumunun devamlılığı için önemlidir. Ve bu dönemdeki beslenme sadece gebelik dönemiyle sınırlı değil, anne baba adayının ergenlik dönemindeki beslenmesi de çok önemli. Çünkü bu dönemde
yumurta ve spermin uygun şekilde gelişebilmesi için demek ki daha önceki dönemlere kadar gidiyoruz. Ancak tabii ki gebelik öncesi dönemde önemli dikkat çeken noktalar var. Özellikle de ülkemizde obezitenin çok yaygın olması nedeniyle gebe adaylarının bu dönemde vücut ölçülerinin normale gelmesi özellikle hedeflenmekte ve tüm yaşam süresince doğru, sürdürülebilir bir beslenme önemli. Ki burada da doğru sürdürülebilir derken yeterli ve dengeli beslenmeyi kastediyorum. Yani gıda maddeleri, karbonhidratlar, proteinler, yağlar yanında mikro elementler dediğimiz vitamin ve mineraller yönünden de dengeli beslenmek çok önemli. Günümüzde tüm dünyada beslenmede farklılıklar ortaya çıktı ama iyi anlamda değil. Eski geleneksel beslenmenin iyi özelliklerini bilmemiz, bunları güncel bilgiler altında da birleştirmemiz gerekiyor. Tüm yaşamda olduğu gibi bu dönemde de yine doğru beslenme, doğru gıdalar ve bunların uygun şekilde hazırlanması ve kişiye sunulması ve bir arada tüketilme esnasında da incelikleri vardır. Örneğin demir eksikliği için çok önemli olan gıda maddeleri yendiğinde ki gebe ve loğusalarda çok fazla görülmekte demir eksikliği anemisi. Değerli anneler ve anne adayları ve de loğusalar bebeğinizin sağlığının devamı için beslenmenizin çok önemli olduğuna dikkat çektik. Buna dikkat ettiğiniz takdirde bu konuda bilinçlenip güçlü bir anne olduğunuzda sağlıklı bir bebek sahibi olmanız yanında bebeğinizin de ileride sağlıklı bir birey olabilmesi ve böylece sağlıklı nesillere katkı sağlamış olacaksınız. Evet, bugün yine sağlıkta okur yazarlık düzeyini yükseltmek, sosyal sorumluluk alanlarımızdan bir panelimizi bilinçli aile, bilinçli anne, bilinçli çocuk, bilinçli beslenme, bilinçli sağlık konusunda güzel bir panel izledik. Evet, burada gördük ki kadın, bilinçli bir kadın dünyayı da dönüştürebilir. Ve bu paneli izlerken Havva'dan bu yana kadınlar gözümün gözünden geçti. Neler neler değiştirebiliyorlar, neleri neleri güzelleştirebiliyorlar. Bilinç düzeyi yüksek bir anne her anne evlada nasip olmayabilir. Onun için toplumun geleceği sağlıklı kadından geçiyor. Bu vesileyle bugün 4 Mart, önümüzdeki pazartesi günü 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyor. Tüm kadın gibi düşünen, dünyaya kadın gibi bakan, kadın gibi bir yaşam düzenini oluşturmak isteyen erkekleri de kadınlara da yürekten kutluyorum. Başarılar diliyorum. Panelimizde özü, mutlusu gelişmiş toplum, gelişmiş kadınların eseri olur. Sağlıklı günler dilerim. Biz konferans sırasında da söylediğim gibi hakikaten iyi bir ekip olduk ve uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Bu sebeple birbirimizin dilinden de iyi anlıyoruz. Kimin ne istediğini, tür davrandığı, hani bunları da aslında biliyor olmak güzel. Dolayısıyla bir dostluğumuz da oluştu uzun süredir birlikte çalıştığımız için. Konseylerde haftada bir en azından hani çok yoğunuz aslında. Bir taraftan benim derslerim falan da var, ek çalışmalarım ama hani bütün bu yoğunluk içinde konseylerde de bir araya geliyoruz, birbirimizi görüyoruz. Dolayısıyla iyi bir ekip çalışmamız zaten gördünüz konferansımızda da. Onun dışında tabii deneyimliyiz hepimiz. Uzun süredir çalışıyoruz. Ben 25 yıllık bir patoloji uzmanıyım mesela. 15 senedir Avrasya Hastanesi'ndeyim. Devletten emekli olup geçtim. Diğer arkadaşlarımın hepsi konusunda çok uzman, tecrübeli insanlar. Dolayısıyla hep birlikte iyi bir çalışma. Bir de kanserin tabii kendine has bir özelliği var. Hem çabuk hem doğru
çalışmak zorundayız. Konferansta da dediğiniz gibi patolojidir kanserin tanısını koyan. Dolayısıyla ben kanser demeden, raporumu çıkarmadan hiçbir şey başlamaz. Bu nedenle sorumluluğumuz da fazla. O zaman tüm ekip çalışmasında tüm hekimlerimiz size yönlendirdiyse sizin sonucu beklemek zorunda. Evet evet. Yani biz de onun için hani hem hızlı hem doğru sonuç vermek durumundayız. Bizden çıkan yalnızca tanı değil aynı zamanda. Hani tanıyı koyuyoruz. Evet, ondan sonra ek incelemeler de başlatılıyor ama biz aynı zamanda bize gönderilen ameliyat materyalini evreliyoruz. Yani hastanın tümörü organda sınırlı mı? Yoksa uzak bölgelere yayılmış mı? Ona göre tedavisi, hani mesela bazı hastalara kemoterapi uygulanmayacak. Küçük çaplıysa işte yayılmamışsa kemoterapi belki de hastaya verilmeyecek ama işte uzak bir bölgede yayılım söz konusu, o zaman tedavi eklenecek üstüne. Yani patoloji yalnızca tanı koymayı değil, aynı zamanda tedavinin şekillenmesine de çok fazla destek olan bir bölüm. Yine bu akıllı ilaçların kullanımında da patoloji çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü o akıllı ilaçları kullanabilmek için ve sosyal güvenlik sisteminin bu ilaçları da karşılayabilmesi için patolojinin raporunda o mutasyonların, genetik değişikliklerin olduğunu yazması gerekiyor. O yazmadan olmuyor. Dolayısıyla orada da biz artık ön plandayız. Yani ben bu işe başladığımda, işte ihtisasımı da sayarsanız 28 sene öncesinde patolojinin rolüyle bu aradan geçen bu kadar süre içinde geldiğimiz yer çok farklı. Ben o zaman düşünüyordum, yani hani çok böyle rol oynamıyorduk. Hani kanser diyorduk, tamam, bir daha da arayan soran olmuyordu falan. Hani bir gün böyle olmayacak, değişecek, onu biliyordum ama hani bu kadar hızlı olacağını bilmiyordum. Çünkü gerçekten bilimsel araştırmalar, çalışmalar o kadar fazla ki her gün, her hafta, her ay yeni bir şeylerle karşılaşıyoruz. Bizim de tabii sürekli okuyup kendimizi geliştirmemiz gerekiyor yetişebilmek adına. Kısa da olsa ana başlıklarıyla önemli bir konu konferansta bütün ekip canlı yayınla buluşturdu takipçileri. Siz de katılımcılar arasındaydınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz konferansta? Evet, Avrasya Hastanesi olarak, onkoloji birimi olarak neler yaptığımızı tanıda, tedavide hepimiz ayrıntılı olarak, yani tabii ki kısa özet bir şeklinde ama gerekli bilgileri vererek bir söyleşi yapmış olduk. Bir kısa panel şeklinde oldu. Bence oldukça da aydınlatıcı bilgiler verilmiş oldu. Tanıdan itibaren diğer onkoloji cerrahisi yapan cerrahlar, görüntüleme yöntemleri, patoloji, medikal onkologlar, bizler, radyasyon onkologları hepimiz yerimizi onkolojik tedavilerde, takiplerde, tanıdaki yerlerimizi anlatmış olduk. Takipçilerinizle buluştunuz ve çok önemli bir kadroda yine onkolojinin önemi değerlendirdi. Çok önemli bilim insanları bir araya geldi. Tabii bu hazırlanma safhasında önemli isimlerde de görünmeyen yüz sizsiniz aslında. Neler söyleyeceksiniz? Bu hazırlanma safhası en önemli kısmı. Sunum en kolay kısım denilir ama o noktada o ekibin toparlanması, hazırlanması, ne mesajın verilmesinin arka planında önemli isim olarak neler söyleyeceksiniz diye soralım. Teşekkür ederim. Bugün yine dijital panellerimizden bir tanesini günümüzün ve çağımızın gerektirdiği şekilde güzel bir panel yapıldı. Gerek radyasyon onkoloğu, medikal onkoloğu, patoloğu, radyoloğu, genel cerrahı, yani bir kanser teşhisinden sonra tam teşekküllü bir hastane, hepsi bir arada. Bugünkü fotoğraf kare buydu. Söyledikleri o kadar önemli, o kadar ciddiydi ki bizler bu ülkenin dününü de, bugününü de, yarınını da vizyonları konusunda zaman zaman düşünen, kafa yoran, bunun için nasıl yaparız, bu toplumda seviyemizi nasıl yükseltiriz gibi bunları kendine dert edinmiş bir ailenin, bir kurumun fertlerinden bir tanesiyim. Evet, kanser çağımızın çok
belalı zor işlerinden biri. Yıllar önce sadece bu işi devlete bırakmıştık. Devletin üzerinde bu iş çok ağır bir yüktü. Kanser teşhisi konulmuş, yakınlarımızı gördüğümüz zaman 6 ay ömrü var, 10 ay sonraya randevu verdiler diye anlatılırdı. Bunları yaşadık. Öyleyse dedik biz Avrasya Hospitali ilk kurarken bu iş evet pahalı bir iş. Bu bir yatırım. Bir tek cihazıyla belki 2 tane hastane kurulabilir idi. Ama bu ışın tedavisi, radyasyon onkolojisi işine mutlaka girmemiz lazım. Ve o günün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de gelip açılışımızı yapmışlar idi. Yine Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde bu iş için iyi bir altyapı, iyi bir ekip, iyi bir teknolojiyle daha güzel, daha kaliteli işler yapabilmenin mücadelesini veriyorduk. Bugün doktorlarımızı gördüğüm zaman milletvekili sayısından azdır bir radyasyon onkolojisindeki hoca sayısı, uzman sayısı, yine medikal onkolog sayısı da, diğer uzmanların sayısı da 80 küsür milyonun milletvekili sayısından az ve bu ekiplerin 10-15 tanesini biz burada istihdam edebilmenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. O kadar. Teşekkür ederim. Başka soracağım bir şey varsa. Evet. Temelden ruhsatlandırılmış değil mi hocam? Onu evet, evet, evet. Burası temelden hastane olarak düşünülüp projelendirilmiş ve ruhsatlandırılmış. Yine onkoloji bakımından ilk Sağlık Bakanlığı'nda ilk ruhsatlı onkoloji merkezlerinden bir tanesi. Bizden sonra da bazı hastanelere yani öncülük yapıldı. Bu alanda özel sektörde kamunun üzerindeki ağır bir yükü bu alanda da paylaşmaya başladı. Onun için bugün toplumumuzda bu konuda çalınacak kapıları, sayıları eskisi kadar kısıtlı değil, var. Bu nedenle güneyimizden, kuzeyimizden, yurt dışından da ülkemize özellikle kanser konusunda gelişler bu imkanlarımız sayesinde, yani teknolojimizle, ekibimizle, altyapımızla tercih edilmekte. Tercih eden hastalarımıza, hekimlerimize, çünkü bunun teşhisini koyan diğer hekimler, o ülkenin hekimlerine de ve kendi ülkemizin hekimlerine de teşekkür ediyoruz. Doğru bir adrese yönlendirmiş oluyorlar. Radyolojinin kanser yani onkoloji üzerindeki önemi şu: teşhis ve tedavi aşamasında radyoloji olmazsa olmaz. Çünkü teşhis aşamasında kanser hastalığını yakalamada, teşhis sonrasında da yapılan tedavinin olumlu veya olumsuz cevabını takipte radyoloji önemlidir. Bu yüzden radyolojik görüntüleme doktorlarımız tarafından istenir. Biz de bunları gerçekleştiririz. Her branş için çok çok önemli bir yeri var. Şimdi her branş için radyolojinin önemli yeri var tabii. Yani biz sadece onkolojiye hizmet vermiyoruz. Nörolojiye de hizmet veriyoruz. Ortopediye de hizmet veriyoruz. Bütün alanlara radyolojinin hizmeti var. Ama şu anda konu kanser olduğu için onkolojiye yaptığımız hizmeti değerlendiriyoruz. Bu teşhis aşamasında hasta bize başvurduğu zaman veyahut da onkolojik klinisyeni bize gönderdiği zaman gerekli görüntüleme tetkiklerini gerçekleştirdikten sonra ve şüpheli lezyonu biyopsi yapıldıktan sonra tanıyı koyuyoruz.
Ondan sonra eğer tanımız kanserse onkolojiye refer ediyoruz. Bizim işlemimiz burada bitiyor. Bundan sonra tedavi takiplerinde yine onkoloji doktoru bize yönlendiriyor. Biz de tedaviye verilen cevabı radyolojik olarak değerlendiriyoruz. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.